Evet arkadaşlar, bugün de sizlerle birlikte ortanca köklendirmeye çalışacağız. Mevcut olan ortancalarınızdan 10-15 santimlik halinde çelikler kesiyoruz bahçe makasıyla. Eğer bitkimiz biraz daha yaşlıysa ökçeli dediğimiz bir eski daldan yeni friz sürgün şekilde T şeklinde olan dallardan kesersek, buna özen gösterirsek, eğer bitkimiz de mevcutsa öyle dallar, öyle kesmemiz daha faydalı olur. Ama benim şu andaki aldığım çelikler ona müsait olmadığı için direkt düz çelikler kestim. 3 tane. Bunları her türlü toprakta ve perlitte köklendirebilirsiniz. Hayvan gübresiyle karışık olur, perlitle karışık olur. Benimkinde birazcık perlit, biraz çam gübresi ve bahçe toprağı mevcut. Bugünkü çalışmamızı sera yöntemi kullanarak yapacağız. Bir şişe içerisine toprağımızı koyduk. Şimdi bunları daldırma usulü batırıp toprağa, ondan sonra ağzını bantlayacağız koli bantıyla. Sonra her gün veya iki güne bir ağzını açıp 10-15 saniye, 20 saniye havalanmasını sağlayacağız. Sera etkisinde toprak sürekli nemli kalacağı için bitkinin suyunu kaybetmemesi bu açıdan daha önemli oluyor. Ama siz bunları sera haricinde normal bir saksıda veya bahçede de nemini düzenli tutarak köklendirebilirsiniz. Ortanca çok zor tutan bir bitki değil, çok rahatlıkla köklendirebilirsiniz. Ama biz bu seferlik bir değişiklik olsun diye bu sera yöntemini kullanacağız. Böyle bitkimize bu şekilde bir tanesini de bu şekilde sapladık. Biraz fazlasını toprağın içine gömüyoruz. Şöyle biraz yaklaşalım şimdi. Gördüğünüz gibi 3 tane çeliğimizi toprağın içine sapladık ve bunun suyunu vereceğiz. Kabımızın altından delik açtık fazla suyun akması için. Ondan sonra sulamasını yapacağız. Ağzını kapatacağız. Şimdi ben sulamasını yaptıktan sonra tekrar sizlerle birlikte olacağız. Evet, bitkilerimizi, çeliklerimizi suladık. Ondan sonra şimdi bantla hava almasını engellemek için, sera etkisini yapmak için güzelce bantlıyoruz. Bu şekilde. Tamamıyla suyunu süzdükten sonra direkt güneş alan bir yere değil, aydınlık bir yere koyacağız. Ondan sonra da her gün veya iki güne bir ağzını kapağından açıp havalandıracağız. Hava almasını sağlayacağız. Ondan sonra aşama aşama bitki tutup yapraklarını çoğalttıktan sonra ve 1-2 ay sonra tamamen köklendiğini anladığımız zaman şu kola şişemizi keseceğiz. Evet arkadaşlar, ortanca köklendirmemizde bu şekilde yapmıştık. Günlük veya iki günde bir ağzını açarak havlandırma yapmıştık sera yöntemimizi. Şimdi biraz yakından çekelim. Görüyorsunuz fidanlarımızın yaprakları bayağı büyüdü ve sağlıklı duruyor. Sadece şurada birkaç yaprak çürümesi olmuş. Şuradan daha iyi görünüyor mu? Evet, şimdi artık bunu bantladığımız yerden ağzını açarak normal ortamına adapte olmasına yavaş yavaş başlayacağız. Koli bantıyla şişemizi yapmıştık. Evet, tam zamanda yapmıştık çünkü bu tarafta çok fazla hava almamış galiba. O yüzden yapraklarında ve dalında hafif çürümeler başlamış. Ama diğer iki tanesi gayet sağlıklı. Görüyorsunuz. Hatta şuradan bir dakika var. Şuradan görebilirsek
Buradan da kök salımı var. Bunu bu şekilde bir süre daha bekleteceğiz. Buradan keseceğiz ağzını. Bu şekilde tamamıyla şey yaptıktan sonra, emin olduktan sonra köklendiğinden. Çünkü buralardan bazen köklerini de görebiliriz. Bir süre daha böyle devam edeceğiz. Ondan sonra tekrar sizlerle devamını birlikte göstereceğiz. Görüyorsunuz dallarımız çok, bu özellikle bu iki tanesi çok sağlıklı. Daha yakından gösterelim. Özellikle bunlar çok sağlıklı. Bunun da bir zarar göreceğini düşünmüyorum. Kendine gelecektir. Şimdilik bu kadar. Buradaki çürüyen yapraklarımızı da aynı zamanda temizleyeceğiz. Hastalık ve bakteri yapmasını engellemiş olacağız.